AK Parti teşkilatlarının temayül yoklaması yapılacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi tarafından il, ilçe ve beldelerde belediye başkanlarını belirlemek amacıyla 18 Kasım Pazar günü e-temayül yoklaması yapılacak. 18 Kasım 2018 Pazar günü il başkanlığımız konferans salonunda, yani yukarıda AK Parti teşkilatlarının temayül yoklaması yapılacak. Temayül yoklaması ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, saniyelik sürede öbür tarafta görünecek şekilde soru işaretine yer bırakmadan bir temayül yoklaması yapılacak inşallah dedi. Ne kadar geleneksel yöntemlerle yapmış olduğumuz teşkilat temayül yoklamaları bundan sonra e-temayül, elektronik teşkilat temayül yoklaması şeklinde icra edilecektir. Biz daha öncesinde bunları yapar iken pusulalar hazırlattırıp bunların üzerinde el ve kalem yordamıyla yapılan bir yoklamayla bunu yapıyor idik. İnşallah bu aynı zamanda hem bir tasarruf tedbiri olarak aynı zamanda da işin daha sağlıklı dijital ve elektronik ortamda yapılması noktasında genel merkezimizin, AK Parti genel merkezinin almış olduğu kararla birlikte pazar günü kısmet olursa burada elektronik ortamda bir oylama yapacağız. Tamamıyla herkese verilecek bir kartla birlikte ekrana okutmasıyla ve ilçeler kendi ilçesi üzerinde temayül yoklamasında oy kullanacaklar. Bu öncelikle belediye başkanının, mevcut belediye başkanının değerlendirilmesi ve daha sonrasında da alt kısımda da bulunan kısmada düşündükleri adayın yazılması noktasında bir süreç olacak. Bunun direkt karşılığı burada kişi oyunu kullandığı anda AK Parti Genel Merkezi'nde kullanılan oy direkt gözükecek. Yani Türkiye haritasını düşündüğümüz zaman Bolu haritasına geldik, üzerine bastığımız an Bolu'da kaç kişi oy kullanmış ve direkt olarak anında saniyelik meseleyle öbür tarafta kimler adına oy kullandığı görülecek şekilde, hiçbir şekilde farklı bir soru işaretine yer bırakmayacak bir şekilde bir temayül yoklaması olacak ve yapılacak inşallah. Aday adaylığı süreciyle ilgili de bilgiler veren Doğanay, 5 Kasım'dan bugüne 44 kişinin AK Parti'den aday adayı olduğunu söyledi. Tabii bugüne değil, bizde Bolu merkez ve ilçeler ve beldeler olmak kaydıyla şu ana kadar 44 müracaat olmuştur belediye başkanlıkları için. Bunların başında Bolu Belediyesi için 7 müracaat, Dörtlüvan Belediye Başkanlığı için 2, Gerede Belediye Başkanlığı için 2, Göynük Belediye Başkanlığı 3, Kıbrısçık Belediye Başkanlığı için 5, Mengen Belediye Başkanlığı için 8, Gökçesu Belediye Belde Belediye Başkanlığı için 3, Mudurnu Belediye Başkanlığı için yine 8, Taşkesti Belediye Başkanlığı için 4 isim, Yeniçağ Belediye Başkanlığı için de 2 isim şu ana kadar resmi olarak başvurusunu yapmış durumda. Öncelikle sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yarın itibariyle son buluyor. Ondan sonrasında teşkilat kendi içerisinde, kendi bünyesinde temayül yoklamasını yaptıktan sonrasında tabii ki artık ondan sonra karar merci olarak belirli istişareler gerek il başkanlığı ve ilçe başkanlarıyla birlikte yapılan düzeyde, daha sonrasında milletvekillerimizle, genel merkezde yapılan istişareler sonucunda genel merkezimiz iller ve ilçeler hakkında belediye başkanlıkları açıklamasına devam edecek, yapacak ve bitirilecek. Bizler de teşkilat olarak ondan sonra artık sahalara inip güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz inşallah diyorum. Doğanay AK Parti olarak yerel seçimlerde Bolu Merkez ve tüm belediyelere de talip olduklarını sözlerine ekledi. Çünkü daha öncesinde zaten Mudurnu bizdeydi, Kıbrısçık bizdeydi, Mengen bizdeydi. Bunları biz daha sonraki süreçte şu veya bu sebeplerden dolayı verdik. Tabii ki bunun istişaresini de kendi dünyamızda teşkilat bütünlüğü içerisinde yapıyoruz. Ve önümüzdeki seçimlerde muhakkak ki ve muhakkak ki eğer o bölgede yaşayan, o ilçelerde yaşayan hemşerilerimiz, vatandaşlarımız teveccüh gösterir ise biz oraların da iktidar partisinde olmasını, aynı zamanda da bununla birlikte de daha fazla hizmet almaları noktasında muhakkak böyle bir düşüncemiz var. Dolayısıyla Bolu'nun tüm ilçe ve beldelerine talip olduğumuzu, ama bizim talip olmamızla birlikte kararı da milletimizin vereceğini bilerek bu seçimlere giriyoruz. İnşallah seçim akşamı Bolu'nun tüm ilçelerini almış bir teşkilat olarak, aynı zamanda ilini almış bir teşkilat olarak beldeleriyle birlikte milletimizin karşısına çıkarız.